Varian Nation Gaming'den herkese selamlar. Tron and Liberty Zindan serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bu kez bossumuz Cursed Wasteland'de Shaykal. Ee, oyunun en çekinilen, korkulan boss'u olmasına rağmen mekanikleri tamamen doğru bir şekilde yaptığınızda aslında kolay bir boss. Ee, şimdi size bu mekanikleri yine rehber niteliğinde aktarmaya çalışacağız. Ee, DPS ve tank rolünün ayrı ayrı rolleri olduğu için Yapması gerekenleri iki ekranda göstermek için böyle bir split screen kullanmak zorunda kaldım. Ve umarım faydalı olur. Öncelikle boss'a savaşlarken tank ve DPS karakterlerin tamamen ayrı üçgenlerde olması gerekiyor. Boss'umuzun ilk mekaniği ve kesinlikle yapılması gereken mekaniği En yakın kişiyi Seçerek kafasında mor bir işaretle marklaması bu mor markı attıktan bir süre sonra mor bir gaz püskürmeye başlıyor bosumuz. Bu mor püskürtmeyi tankımızın diğer DPS karakterindeki arkadaşlara değdirmeden boş bir alanda püskürtüp diğer arka tarafına geçmesi gerekiyor. Bu sırada DPS tarafının yapacağı rol ise Tankın koşacağı yöndeki sarı çizgiyi gördüğünüz boynuza tıklayarak kaldırmak. Bunu yaptığınızda tankın önündeki engeli kaldırmış oluyorsunuz. Eğer çünkü tank bu çizgiye takılırsa hem deme içiyor hem de bir süre hareket edemiyor. Bununla beraber de diğer DPS arkadaşların aynı boss'un start pozisyonundaki yerlerine göre. Yani tankın olmadığı diğer üçgene geçmeleri gerekiyor. Bu şekilde dönerek devam ediyoruz. Bunu da yine kendi sarı çizgilerini boynuzdan kaldırarak yapıyorlar. Yani boss'un püskürtmeye başlayacağı mekanizmada önce tankınını açıyorlar. Ondan sonra da diğer sağ taraftaki kapıyı açarak tankın olmadığı bir üçgene kendilerini atıyorlar. Böylelikle tank ve DPS'ler asla aynı üçgeni paylaşmıyor. Bir diğer mini mekanik ise kırmızı orb. Boss kırmızı bir orbu DPS karakterlerden birinin üzerine bırakacak. Üzerinde kırmızı markı gören DPS, gördüğünüz gibi kırmızı orbu uzak bir yerde patlatıp geri dönmesi gerekiyor. Eğer e, merkeze yakın ve herkesin içinde patlatırsa bu kırmızı orbu hem kaçış yollarınız tıkanmış oluyor, hem bossun önüne bir engel koymuş oluyorsunuz, hem de eğer e, demeye vurmanız gereken bir alanda bunu yaparsanız e, size vurur ya da siz bossa vuramazsınız, kaçsanız bile e, size engel olacaktır. O yüzden kırmızı orbu alan kişi uzakta patlatıp geri dönüyor. Şimdi Mor Mark'ı aldıktan sonra tankın yapması gereken rotasyonda ufak bir trik var. Aslında önemli bir trik. Bunu tekrar en başa dönüp bir anlatmamız gerekiyor. Çünkü en çok sık hata yapılan noktalardan birisi bu. Şimdi ben anlatırken siz bu sahneyi tekrar tekrar izleyeceksiniz. Kafanızda Mor Target çıktığı andan itibaren yani marklandığınız andan itibaren çizgiye en yakın pozisyonda yani rotasyona başlayacağınız en uzak noktada beklemeye başlıyorsunuz ee, Bu süre zarfında Boss'un hareketlerini izliyorsunuz çünkü Ne zaman püskürtmeye başlayacağıyla ilgili ufak bir trik var Ellerini kavuşturdu ve Tekrar mor parladığı bir an var Onu gördüğünüz anda Boss'un direkt arkasına koştuğunuzda Aslında Eee mekaniği yapmış oluyorsunuz. Boss dönmeye başlıyor sizin olduğunuz tarafa. Ama siz çoktan boss'un arkasına geçtiğiniz için aslında püskürtme alanıyla beraber tekrar tekrar böyle koşmanıza gerek yok. İlk püskürtmeye başladığı anda yani o mor ışığı gördüğünüz anda boss'un arkasına direkt koşsanız da oluyor. Bunu yaptığınız zaman kafanız rahat olur. Hatırlatmamız gerekirse özellikle burada öldüğüm bir an var. E, 3500 jeer score olsanız dahi yani yüksek jeer skorlara sahip olmanız e, Bu boss'un Q'larını e, Yapmasanız da hani Ölmeyeceğiniz anlamına gelmiyor e, Sıfını göstermek için Q basmadığım bir an var e, Ve direkt öldüğümü görebilirsiniz 3500 jeer scorela bile Q basmadığınızda Bu boss'ta ölebiliyorsunuz o yüzden e, Bu koşturmalar işte bu püskürtme kapı açma sırasında ee, özellikle tankın ya da işte daha müsait birinin eee Q'yu takip etmesi ve parti Q çıktığında uyarması gerekir diye düşünüyoruz. E, çünkü koşturmalı mekanikler sırasında bu atlanabiliyor ama e, gerçekten Q'yu kaçırdığınızda direkt tek yiyorsunuz bu boss'ta. Özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de bu. Böylelikle bir zindan rehberinin daha sonuna gelmiş olduk. E, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Sorularınızı yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Discord adresimize gelip bize katılabilirsiniz. O oyunla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.